Fabrika Haber'de gündemin özetinden herkese merhaba. Bu defa provokatörler Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun konuşma yapmasına izin vermeyen kalabalık, "Tehlikeye atıyorlar sizi, biraz geriye doğru geçin." Sadece otobüsü taşlamakla kalmadı. İmamoğlu'nu dinlemeye gelen içlerinde çocukların da olduğu 17 kişiyi yaraladı. Görüyorsunuz işte, görüyorsunuz. O sırada alanda polis de vardı ama aynı zamanda yoktu da. Sadece seyretti polisi olanları. "Seyreden polisler, biz de sizi seyrediyoruz. Bunu seyreden polisler, biz de sizi seyrediyoruz." Mecaz anlamda söylemiyorum, gerçekten seyretti. Neden mi? Çünkü ortada hakkını arayan insanlar, devletin terörist bildiği muhalifler yoktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında çok iyi biliyor Erzurum'da yapılan bu provokasyonun nedenini. Hatta saldırıdan önce de ifade ediyor. "Dadaş bu dadaş. O yürü demezse yürüyemezsin." Ya da milyonların önünde millete gözdağı veren Devlet Bahçeli. "Bu hainler alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar da ya da vücutlarına mermi alırlar." Tam da bunların yaşandığı gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ali Sarikalar diyarından bildirdi. "AK Parti'nin üslubu mu sert, muhalefetin üslubu mu sert? Bence muhalefetin üslubu çok daha sert. 14 Mayıs'ta öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar." İşte küfürlü konuşuyorlar, çıkıp görüyorum mitinglerde falan. "Be ahlaksız, be namussuz, be adi." Ama Cumhurbaşkanımızın sözler olabilir ama Cumhurbaşkanımızın genel anlamda "ben 85 milyonu kucaklıyorum" politikalarıyla da hiç ayrım yapmaz hiçbir zaman. "Bunlara bir Osmanlı tokadı yakışmaz." İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir kınama. Vatandaşlarına bir geçmiş olsun mesajı beklenirken o, "Ekrem İmamoğlu Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesidir." Dedi bir tanemiz. Geçmişte bu söylediklerini unutarak. "Hava atmaya çalışan bu AKP ve Tayyip Erdoğan'a orada gününü göstereceğiz o yerel seçimlerde. Bugün AKP'nin iktidarda olması AKP'nin maharetinden değil, bizim kabahatimizden AKP'den bu milleti kurtaracağız, bu insanları kurtaracağız." İnsan sormadan edemiyor tabii. Acaba seçim öncesi bu kadar saldırganlaşmaları yaptıkları haksızlıklardan dolayı yargılanacak olmalarından kaynaklanıyor olabilir mi? Bildiğin gasp. Yani gasp. Çete de var. Sayı yetiyor çünkü, tamam mı? Adamın arsasını aldık. Çete reisi kim? Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihalecisi Ali Yeşildağ, sizi, bizi, bu ülkeyi nasıl soyduklarını ifşa etmeye başladı. "Tayyip abinin en büyük özelliği şudur. Sizin paranızı çalar, tamam mı? Size kendini alkışlatır. Bravo." İyi tanıyor Tayyip abisini. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gizli kasası Hasan Yeşildağ'ın kardeşi Ali Yeşildağ. "Havaalanında 1 milyar dolar indiriyor. Televizyona diyor ki 3 milyar dolar, 3 nereden nereye diyor. Ya diyor, satmadık ha diyor. Ecebe indirdiğin 1 milyar dolar ne olacak? Bunu kimse bilmiyor ki." Yalnız ne yemişler arkadaş, ne çökmüşler milletin malına. "Bak ben size bir söyleyeyim mi? Şu anda nasıl bir durum var biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan dünyanın en büyük çetesini kurdu. Dünyanın en büyük çetesi." 100 bin atama diye adeta yalvaran öğretmen adaylarına kasada para yok imasıyla hayır demişti Erdoğan. 100. yılımızda 100 bin öğretmen ataması istiyoruz sizlerden. Reisim, Cumhurbaşkanım lütfen. Sesimizi lütfen duyun. Öyle olmaz. O ses duyulmaz. Duyun olur. Cumhurbaşkanım. Sırtınızda küfe yok ama. Çok rahat konuşuyor. Milletin iş isteyen evlatlarına küfeyi bile layık görmeyenler dolarları milyar milyar götürmüşler. Bu ülkenin başbakanı bu ülkenin devletine girmesi gereken 1 milyar doları cebine attı. Ekrem İmamoğlu bu ifşaları mitingine taşıdı. "Eski yol arkadaşlarından kim kaset yayınlayacak? YouTube'a kim çıkıp konuşacak? Artık şaşırdık. Dinleyeceklerimizi, dinlediklerimizi
Ağzımız bir karış açık dinlemiyor muyuz? Yalan yok, dinliyoruz valla. Ama kim kiminle ne yaşamış, kim kiminle birlikteymiş, bunlar bizi hiç ilgilendirmez. Ama vatandaşı bir kuru soğana muhtaç edip kendileri... Her akşam yatarken manda yoğurdu. Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf. Diyebiliyorsa ve bunun açıklamasını da... Fakir çalmasını iyi beceremediği için fakirdir. Böyle yapabiliyorsa 14 Mayıs'ta halk gereken cevabı sandıkta verecektir. Publika Haber izlediğiniz için teşekkür ederiz.